Evet, apendajlarla yani eklentilerle devam edelim. Şimdi avuç kısmına geldik. Bu kişinin avuç içi çok terli. O yüzden şu küçük su damlasını çiziyorum. Böyle terli olmasının sebebi bu kişide çok sayıda ter bezi olması. Bunlar belki avucunda, belki de vücudunun başka yerlerinde olabilir. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi bezlerimiz retiküler dermiste bulunur ve salgılarıyla derimizi kaplamak için dış çevreye açılan tüpleri bulunur. Derimizde bulunan üç tür bez vardır. Holokrin bez, apokrin bez ve merokrin bez. Şimdi bunları kıyaslayacağız. Öncelikle bu bezlere Verdiğimiz isim salgılarının nasıl olduğunu belirtiyor. Holokrin bez tüm hücreyi parçalara ayırarak sebum denen bir şey salgılar. Holokrin bezin diğer ismi sebase bezdir. Böyle denmesinin sebebi sebum salgılamasıdır. Apokrin bezleri hücrenin tepesi yani apeksinden salgılama yapar. Daha sonra bu kısım kopar. Hücrenin üst kısmı protein, lipid ve steroid karışımı salgılamak için kopar. Protein, lipid ve steroidler. Burada çok şey var. Son olarak merokrin bezler sulu ter salgılar. Evet, bu bezler sulu teri belki bildiğiniz bir süreçle. Egzositoz adlı yöntemle salgılar yani hücre zarının hücre içindeki maddelerle tomurcuklanması. Hücre içindeki maddeler bu durumda ter oluşturacak olan sulu, tuzlu içeriktir. Şurada biraz daha yer açalım ve bu ter bezi çeşitlerinin nerede olduğunu konuşalım. Holokrin ter bezleri yüz, göğüs ve sırtta bulunur. Sanırım buraya yazmamışım ama sebum yağlı bir maddedir ve apokrin salgılardan daha çok lipid konsantrelidir yani çok yağlıdır. Apokrin terbezi ise koltuk altları, kasık ve meme uçları çevresinde bulunur. Koltuk altları, kasık ve meme uçları çevresi. Apokrin terbezlerini diğerlerinden ayıran önemli bir özellik ise içindekileri kıl folikülüne salgılamalarıdır. Bu özelliğiyle diğer terbezlerinden ayrılır. Evet, son olarak temel terbezimiz olan merokrin terbezi geliyor. Bunlar vücudun geri kalan her yerindedir ve genelde avuç içlerimizde yoğundurlar. Yukarıdaki kişi gibi, hatta ayak tabanlarında da bulunurlar. Evet, avuç içi ve tabanlar. Son olarak bu üç terbezinin fonksiyonundan bahsedelim. Bu yağlı veya lipid açısından zengin sebum salgılayan holokrin bez, derimizin kaygan olmasını sağlar ve böylelikle bakterilerin kolayca hareket edip çoğalmasını önler. Sırada apokrin bezi var. Burada ilginç bir bilgi vereceğim. Apokrin bez ergenliğe gelene kadar ter salgılamaya başlamaz. Bunun sebebini hayvanlardan bahsederek daha iyi anlayabiliriz. Çünkü hayvanlardaki apokrin bezler, biz insanlarda olmayan feromon uyarıcı sinyaller ve hatta bölgesel işaretçiler yayar. Yani apokrin bezlerin duygusal terleme denen terleme türünde rol almalarıdır. Bu konuda devam eden birçok araştırma bulunmakta. Duygusal terleme dediğimizde bu bezlerin endişe, stres, korku hatta acı yaşadığımızda aktif olduğunu kastediyoruz. Son olarak merokrin bezlere en önemli bezler diyebilirim. Çünkü buharlaşan soğumayla vücudumuzun soğumasını sağlarlar. Bunu ayrı bir videoda işleyeceğiz tabi. Bu bezlerden salgılanan ter yardımıyla soğuruz. Aynı zamanda atık ürünlerden de kurtuluruz. Yani fazlalık azot atıkları, ihtiyacımız olmayan su ve elektrolitler. Bunları merokrin bezler sayesinde terle dışarıya atıyoruz. Son olarak merokrin bezler aynı zamanda lisozim gibi bakterileri parçalayan enzimleri, ve hatta bakteri veya yabancı patojenler gibi derimize veya vücudumuza zararı dokunabilecek maddeleri takip ederek gideren bir tür immünolojik protein olan antikorları dışarı atar. Yani terimiz bizi soğutmaktan çok daha önemli işlere yarar. Hatta ter sayesinde yaşamımızı sürdürürüz diyebiliriz. Bu yüzden ter bezlerinden ve diğer eklentilerden bahsettiğimizde aslında çok şey gerçekleştiğini görüyoruz.